Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 65. Cafe Filo'da Charlotte Perkin Gilman'ın Kadınlar Ülkesi yapıtını felsefik bir açıdan inceleyeceğiz. Hanımlar, size bir sorum var. Sadece kadınların olduğu bir ülkede yaşamak ister miydiniz? Durun öyle hemen cevap vermeyin. O kadar basit bir soru değil bu. Biraz önce üzerine düşünün. Artılarını, eksilerini tartın ve cevabınız halen olumlu ise uçak biletiniz Charlotte Perkin Gilman tarafından ücretsiz bir şekilde adresinize teslim edilecektir. Ne? Sadece kadınların olduğu bir ülke mi? Güldürme beni, ben inanmıyorum. Eğer öyleyse Charlotte'u ara ve biletini şimdiden al. Hemen arıyorum. Gör o muazzam ülkeyi. Belki sen de bir şeyler katarsın o anahtarını çalarak. Açmıyor. Kadınlar ülkesinin tadını çıkarıyor herhalde. Tekrar arayacağım. Charlotte sen misin? Ben bir bilet istiyorum kadınlar ülkesine. Ne? Sadece kadınlar mı? Bugün 65. Cafe Filo'ya özel gelebileceğim söylendi. Yine mi hayır? Kandırmış beyler. Hala bilet yok bizlere gitmek için. Peki o zaman Charlotte. Ben de her şeye rağmen kendi imkanlarım ile geleceğim. Biliyorum erkekler de var. Çıkartacağım erkekleri ortaya o ülkede. Lanet olsun. Biletini alabildin mi? Gidiyor musun? Gideceğim fakat henüz değil. Öncelikle Van gibi buradaki herkese kadınlar ülkesini anlatmaya geliyorum. Gel bakalım layık mısın bu feminizyaya? Oğuzhan karar verdi gitmeye. Peki ya siz? Durun cevaplamaya. Cevabınızdan hala emin değilseniz size Charlotte Perkin Gilman'ın yazmış olduğu Ütopik Kadınlar Ülkesi yapıtından biraz bahsetmek istiyoruz. Belki bu sayede karar vermeniz biraz da olsa kolaylaşır. Kim istemez ki kadın dayanışmasının olduğu özgür, bağımsız, eşitlik ve adaletin olduğu, dayanışma ve işbirliği içinde her köşesinin büyüleyici bir güzellikte olan, kıskançlık, kibir ve kimsede üstünlük kompleksinin olmadığı bir ülkede yaşamını sürdürmeyi. O zaman başlayalım. Öncelikle sizlere Charlotte ve bu kitabı neden yazmış olduğundan bahsetmek istiyoruz. Charlotte 1860 yılında Amerika'da doğmuştur. Dönemin önde gelen feminist aktivist ve sosyologlarından birinin olmasının yanı sıra roman, öykü, şiir ve deneme yazarıdır. Ütopik feminist ideolojisiyle kendinden sonra gelen feministler için yol gösterici olmuştur. Kadınlar Ülkesi üçlemesinin ikinci kitabı olan bu yapıtı 1965 yılında yazmıştır. Fakat bu yapıt feminist bilim kurgunun gelişmesiyle birlikte 1979 yılında yayınlanmıştır. 1970'lerde başlayan ikinci dalga feminizmin etkisiyle yeniden keşfedilip bu dönemde yeniden popülük kazanmıştır. Gilman'ın bu kurgusal ülkesi kadınların kendi gücünün potansiyelini vurgulatarak değerleri değiştirmeye yönelik ilham kaynağı haline gelir ve feminist düşüncenin evrimine katkıda bulunur. Ayrıca Gilman dönemine göre devrimsel sayılabilecek bir yapıt sunmuştur. Kadınlar Ülkesi üçlemesinin 3 kitaptan oluştuğunu belirtmiştik. İlk kitap olan Dağı Yerinden Oynatmak 30 yıl içinde dünyanın ne kadar değişebileceğine değinir. Ve aslında tamamen farklı bir dünya ortaya koyar. Üçlemenin ikinci kitabı Kadınlar Ülkesi. İşte onu birazdan anlatacağız. Üçlemenin son kitabı bizim ülkemizde anlattığı dönemin tüm gerçeklikleriyle ele alır. Bu anlamda da üçlemenin diğer kitaplarından ayrılan bizim ülkemiz bir ütopya olmasının yanı sıra. Peki ya neden yanı sıra? Çünkü savaşın ırksal önyargılarını, cinsiyet ayrımcılığının, politikanın, ekonominin, geleneklerin ve daha pek çok sorun ele aldığı yapıttır. Evet, şimdi ikinci kitap olan Kadınlar Ülkesi'ne dönme vakti. ÇPK'nın bu ilham verici yapıtı feminist bir klasik olarak kabul edilir. Yani feminist ütopya. Cinsiyet eşitliği ve adaletin temel prensipleri üzerine kurulu bir toplumsal düzen hayalidir. Bu ütopyada cinsiyet ayrımcılığına, cinsel tacize, kadına yönelik şiddete ve diğer biçimlerine yer yoktur. Ayrıca kadınların toplumdaki yerini, rollerini eleştirel bir şekilde ele alır. Gilman kadınların toplumsal cinsiyet normlarının nasıl hapsolduğunu ve bu normların
nasıl eşitliği ve kadınların toplumdaki güçlerini artırma konusunda önemli bir mesaj iletmektedir. Ve bu normların nasıl kurtarılabileceklerini araştıran bir öncüdür. Kitap sadece kadınların yaşadığı bu ülkeyi konu almasının yanında ütopik bir toplum modeli sunarak kadınların erkek egemen toplum içinde nasıl özgürleşebileceklerini gösterirken cinsiyet rollerini, eşitsizliği, kadınların gücünü tartışır. Aynı zamanda günümüz toplumun erkek egemen yapısını sorgulatır bizlere. Gilman, özgün ve ileri görüşlü bu yaklaşımını bu yönden kadınların kendi toplumlarını oluşturabileceklerini ve yönetebileceklerini göstererek cinsiyet rollerine meydan okur. Kadın hakları hareketinin önemli bir parçasıdır bu. Bu gibi tartışmalarda da önemlidir. Referans kaynağı olarak gösterilebilir. Ayrıca okuyuculara adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşündürürken bu gibi evrensel konuları ele alır ve patriarkal yapıya meydan okur. Kadınların kendi potansiyellerini keşfetmeleri, kendi hayatlarını şekillendirmeleri ve toplumda daha fazla söz sahibi olmalarına teşvik etmeyi amaçlar. Kadınlar Ülkesi kitabı, insan doğası ve adalet kavramlarıyla toplumdaki kadınların yaşadığı baskılar ve eşitsizliklerin insan doğası, adalet anlayışıyla çatıştığı bir dünya sunar. Kadınların toplumda var olan rollerinin belirlenmesinde adaletsizlikleri ve bu durumun insan doğasına nasıl ters düştüğünü de vurgular. Bu bakımdan bu yapıt, adaletin sadece cinsiyete dayalı değil, herkesin kendi yeteneklerine ve arzularına göre eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini de felsefi bir biçimde ele alır. Sonuç olarak, bu kitap feminist bir manifesto olarak kabul edilir ve cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet, ayrıca kadınların toplumdaki yerine dair derinlemesine bir inceleme sunar bizlere. Charlotte'un bu yapıtı cinsiyet eşitliği ve kadınların toplumdaki güçlerini artırma konusunda önemli bir mesaj iletmektedir. Erkek egemen toplumunun sınırlayıcı etkilerini açıkça ele alırken, Harlan toplumunu kadınların potansiyelini gerçekleştirebilecekleri bir model olarak sunar. Evet, Charlotte'un Kadınlar Ülkesi yapıtının toplumsal, feminist ve felsefik bir incelesini açıkladığımıza göre şimdi kitabın özetine geçebiliriz. Hurland, kadınlar tarafından yönetilen ve erkeklerin olmadığı bir toplumdur. Üç ana karakterimizden ilki olan Terry, yaşlı Nick de diyebiliriz buna. Terry'den biraz nefret edebilirsiniz haklı olarak, şimdiden uyaralım. İkinci karakterimiz Jeff, Terry'e göre daha saf, gözle bakabilirsiniz ona. Üçüncü karakterimiz ve anlatıcı olan Jack, yani Van, diğer iki karaktere göre daha olgun, bilimsel bir açıdan olaylara yaklaşarak mantıklı hareket etmeye çalışır. Sınıf arkadaşı ve uzun yıllardır dost olan bu üç erkek karakter, aslında erkekliğin üç farklı arketipini bizlere temsil olarak gösterir. Üçünün de bilimle ilgileniyor olmaları bir ortak noktaları. Van Jack sosyolog ve grubun düşünürü rolünde. Bize Jeff ise her ne kadar romantik, şairane ve bitki bilinci, botanikçi olmasının yanı sıra biyoloji konusunda da kendini iyice geliştirmiştir. Fakat bu ilgileri olmasına rağmen ailesinin zoruyla doktor olmaya ikna edilmiştir. Sırada en kilit karakterimiz olan Terry var. Hayatta dilediği her şeyi yapabilecek kadar zengin biri olmasına rağmen en büyük hedefi keşif yapmaktır. Bu hedef onu her modelden tekneye, arabaya sahip ve çok iyi bir havacı yapmıştır. Bu keşif ilgisi onu coğrafya ve meteoroloji gibi olgularda da başarılı yapmıştır. Hatta kitapta 8. sayfada Terry'nin söylediği gibi keşfedilecek hiçbir şey kalmadı ki yama yapasın ya yamaklık. Teknik ve elektrik alanında yetenekli bir adamdı Terry. Biraz da Terry'nin olumsuz özelliklerinden bahsedelim. Terry, kadın düşmanlığının vücut bulmuş halidir. En bayağılaşmış şekilde patriarkal yani ataerkil bir vezir. Misojenist yani kadın düşmanı. Terry'nin kadını metalaştıran söylemlerde bulunduğunu da görüyoruz. Bunu yapanlar aslında hiçbir düşünce ortaya koymayan, düşünce yeniliğinde bulunmayan, sürekli kendini tekrarlayan tuşlu insanlardır. Sayfa 45'te Jeff'e karşı Terry, sen gerçekten burada hiç erkek olmadığını mı sanıyorsun? Seni saf, mutlaka olmalı, anlamıyor musun diyor. Ve ardından sayfa 85'te kadınların yani bir grup kadının böylesine birbirine bağlı yaşaması olacak şey mi? Hepimiz biliyoruz. Kadınlar organize falan olamazlar.
Her şeyde atışırlar. Ayrıca çok kıskançtırlar. Diye ekliyor. Bunlar gibi birçok kadın düşmanlığını içeren sözler sarf ediyor Teri. Ne kadar yanlış olsa da günümüz toplumunda bu düşüncedeki insanlar maalesef hala oksijen israf ediyor. Bu keşif meraklısı üç karakterimiz birlikte bir keşif gezisine katılma fırsatı yakalayıp bu hikayeyi keşfin hikayesi değil, keşif bizim hikayemiz başlangıcı sözleriyle bu yolculuğa dahil oluyorlar. Bu yolculuk karanlık ırmakların, göllerin, bataklıkların, sıkı ormanların, heybetli yükselen dağların arasında ötede, orada, yukarıda diye tarif edebilebilen esrarengiz, korkunç ve erkekler için çok tehlikeli, ölümcül olan bir ülkedir. Uzun yıllar önce cesur bir araştırmacının gidip bu ülkeyi kendini görmesi kocaman bir ülke, kocaman evler, birçok insan ve hepsi kadın diyerek anlatılır. Bu oda mit olarak yayılır. Eve geri dönmeden bir gün önce yaptıkları keşif gezisi sırasında Van rehberin söylediklerine kulak verir. Bu adanın varlığını öğrenirler bu sırada. Artık keşif rotası bu üç karakter için belirlenmiştir. Bu keşfin kendi aralığında kalmasını, kendini beğenmiş yaşlı profesörlerinin kulağa gitmemesi ve bu keşfin onların keşfi olması için sadece üçünün arasında bir sır kalması gerektiği kanaatine vardılar. Bu yüzden kendi imkanlarıyla bu yolculuğa başladılar. Terinin zengin olması ve bu avantajıyla ayarlamış olduğu yiyecek, içecek, koruyucu ilaçlar ve gerekli tüm malzemeler, yani bunlara koca buharlı yatı, büyük deniz motoru ve çift kanat uçağı, yani bu, onların gidiş biletleriydi aslında. Üstelik bunların hepsinin sosyetenin ruhunu duymadan başarmıştı bile. Artık yavaş yavaş hazırladıkları ekipmanlar, uçak ve botlarıyla bazen de yürüyerek nehirleri, dağları, bataklıkları aşarak yaklaşıyorlardı bu yere. Fakat bir yerden sonra gördükleri düzen başka hiçbir yerde yoktu. İnanılmaz gelişmiş bir ülkeydi. Bu yarı tropik iklimli ülke, bakımlı ağaçları, düzenli ve pembe renkli evleri ile birlikte çok medeni geliyordu onlara. Buradaki düzeni, birliği ve neşeyi görünce gözlerine inanamadılar. Hatta burada erkeklerin olduğunu bile iddia etmeye başladılar. Ama gel gelelim ki bu ülke, ileri derecede teknolojiye sahip ve ileri derece bir uygarlık olmasına rağmen erkekler tarafından yaratılmıştı. Yüzyıllar önce tabii ki varlıkları vardı. Fakat ondan sonra söz edeceğiz. Ülkeyi pervanelerin ardından izlerken buradaki kadınların ne kadar dikkatli varlıklar olduğunun farkında değillerdi. Hepsi çoktan uçağın sesini duymuştu bile. Evlerinden çıkıp giderek kalabalıklaşıyorlardı. Teri bir anda aman tanrım diye bağırdı. Ardından Jeff heyecanla sadece kadınlar ve çocuklar var derken Van burası çok medeni bir ülke. Mutlaka erkekler de olmalı diyiverdi. Teri bu fikre katılarak hadi onları bulalım tabii ki varlar dedi. Ardından büyük bir risk alarak uçağı indirebilecekleri güzel bir yer bulmuşlardı bile. Jeff her ne kadar içinde keşif arzusu taşıyıp bu ülkeyi gezmek istese de İlk önce ülkeyi iyice inceleme fikrini sunar ortaya. Fakat Terry onu dinlemez her zamanki gibi. Hadi, hadi senize. Kadınlar ülkesi bizi bekliyor. Diyerek diğerlerini de ikna etmiştir. Aniden kulaklarına çok güzel kahkahalar düşüşür. Bu kahkahaları ilk önce kuş cıvıltısı sanarlar. Fakat aslında bu ses kadınlar ülkesinin büyüleyici güzelliğine sahip olan mutlu üç kızın sesidir. Bu sesin nereden geldiğini anlamak için üç erkeğin birlikte çıkmaya cesaret edebileceği kadar uzun dallara olan o ağaca tırmanmışlardı. İşte karşılarında o neşenin kaynağı vardı. Kaynakları. Terry'nin tabiriyle de şekerler. Kısa parlak ve ışıl ışıl saçları, kumaştan takım elbiselere benzer kıyafetleri, süslü tozlukları olan zarif mizarif Celis, Alima ve Ellador isimli üç kızdı. Şekerlerdi yani. Üç güzelle sırayla ağacın tepesinde tanıştıktan sonra yanlarına gitmek için Terry yem kullanma fikrini ortaya attı. Cebinden mor kadife kaplı bir kutu çıkarmış ve çat diye açmıştı. Tıpkı böyle. Kadınları bu kadar kolay kandırabileceğinizi mi sandınız? Ama Alima böyle düşünmüyordu. Işıl ışıl parlayan kolyeyi bir anda aldı. Ve Terry'nin onu yakalamasına izin vermeden bir anda alt dala atladı.
ve ağaçların arasından hızla gözden kayboldular. O kadar hızlıydılar ki erkekler nefes nefes kalmasına rağmen bir türlü yaklaşamadılar kızlara. Onların ardından keşiflerine devam ederken dikkatlerini tüm bu toz pembeliğin köşeyi dönünce bir grup sakin, ağırbaşlı, bilge, korkusuz, kendinden emin ve azimli kadınlarla karşılaştılar. Aniden etraflarını sarıldı bunların. Terry onlar için de hazırlıklı gelmişti. Fakat bu sefer ciddi duran kadınlar hediyeleri alır almaz ortadan kaldırdı. Onları bir şalla ya da parlak bir taşla etkileyemezler. Kadınlar yani albaylar onlarla gelmelerini istiyorlardı. Bu zorlamaya benzeyen emri kabul etmiş olsalar da karşılarından gri bir bina belirdi. Bu kadar güzelliğin içinde böylesine bir yapı görmek onları telaşlandırdı. Terry bunu yapamazlar demesine rağmen kadınlar şuna benzer bir söz söyledi. Seve seve değil. Onu şimdi söylemeyelim, videonun kalkmasını istemiyoruz. Ne? Sus kadın. Düşünce özgürlüğümü bastıramayacaksın. Burası kadınlar ülkesi mi? Kadınlar aynen şunu söylüyordu. Seve seve değil, sike sike geleceksiniz. Ve ardından her ne kadar çaba gösterseler de kadınlar ağızlarını, burunlarını ıslak bir bezle kapatıp onları tatlı bir uykuya soktu. Anesteziydi bu. Uyandıklarında bembeyaz pamuktan ince ve yumuşak kıyafetler, temiz çarşaflar, rahat yatak içinde kendilerini tüy kadar hafif hissediyorlardı. Geniş yüksek tabanlı odanın içinde bir kaçış yolu aradılar. Fakat tek çıkış yolu kocaman kilitli bir kapıydı. Kapıyı dinlediklerinde birilerinin olduğunu duydular ve tıkladıktan sonra kapı açıldı. Karşılarında hazır bir şekilde yemek masası vardı. Oraya doğru ilerlediler. Odada 18 kadını gördükten sonra lanet olsun yine mi albaylar dediler. Her birinin karşısında öğretmenleri oturdu. Arkasında da albayları vardı. Dillerini öğretmek istiyordu onlara ve onların da dillerini öğrenmek istiyorlardı. Sanki bir kızı vurmamışçasına. Van'ın öğretmeninin adı Somel, Jeff'inki Zava, Terry'ninki ise Modin'di. Birbirlerine öğretecek çok şeyleri vardı. Bu kadınlar çok meraklı, zeki, bilge ve yaşlılardı. Terry bundan mutsuz olmuştu tabii ki. Üç Amerikalıya çok sıcakkanlı ve nezaketle yaklaşıyorlardı. Ve eğitimleri başlamıştı artık. Dillerini öğrenme eğitimi sürekli kadınsal oyunlardan ve sürekli çocuk kitaplarından ibaretti. Onları çok sıkmıştı bu durum. Terry, Van ve Jeff'in aklını çelerek onları kaçma planı yapmaya ikna etti. Bir kaçış yolu aramaya başladılar bu yaşlı akrobatlardan. Terry kaçışlarından üç şekilde olabileceğini söylüyordu. Halat, çeviklik ve göze görünmemek. Burada onlara bir görünmezlik pelerini şarttı. Yani bunu gece yapmamız gerekiyordu dedi Terry. Çünkü gece hariç her dakika üzerlerinde bir çift göz bulunuyordu diye ekledi Van. Sürekli izleniyorlardı çünkü kadınlar onların kaçmaya çalışacaklarından eminlerdi. Kadınları çok hafife alıyorlardı fakat kadınlar onların tahmin ettiklerinin üstünde yüksek zekaya sahiplerdi. Ardından Jeff de konuya dahil olup yakalanırlarsa bu kadar iyi davranabileceklerini hesaba katmaları gerektiğini söyledi. Her şeye rağmen bu riski göze aldılar. Duvarın ardına geçmelerini sağlayacak ve üç erkeği taşıyabilecek sağlamlıkta olan halat işini nevresimleri, halıları ve kıyafetleri kullanılarak hazırlayacaklardı. Kesici hiçbir aletleri yoktu. Terry kadınlardan dişi eşekler diye bahsederken onların tabak, çanak takımlarından kesici aletler elde etmeleri gerektiğini düşündü. Çünkü hiç bıçakları yoktu. Tüm hazırlıkların ardından gece daha ilerlerken ay ışığının yansımalarıyla birlikte bu kaçış planı devreye girmişti. Terry'nin "Hoşça kal büyük anne" feryatlarıyla beraber yola koyulmuşlardı. Özgürlüklerine kavuştuklarını düşündüler. Tekrar o engebeli yolları aşıp motorlarını bıraktıkları yerde olup olmadığını düşünürken bir yandan da kadınları gözükmemek için gündüzleri taş oyukların arasına saklanıp geceleri yollarına devam ediyorlardı. Bu kutsal ve bereketli topraklarda motorların oldukları yere vardıklarında "Terry, görebiliyorum" diye bağırdı. Motor gerçekten de o kağıt gibi duran suyun üstünde onları bekliyordu. Yanına vardıklarında resmen üstüne dikilmiş bir örtüyü çekiştirip yırtmaya çalışırken kulaklarında o ilk günkü kuş çıvıltısına benzer mutlu kıkırdamaları duydular.
Bu bilindik bir yerden tanıdık gelen kahkahalar onlara aitti. Celis, Alima ve Elladora tabii ki. Onları ilk gördükleri günden beri hiç değişmemişlerdi. Onlara iyi davranmaları gerektiğini biliyorlardı. Çünkü motorlarını o kilitten kurtarmaları için gerekli olan bıçakları vardı. Dilleri bir hayli öğrenmiş oldukları kızları bir nebze de olsa iletişim kurabiliyorlardı. Fakat kızlar ne kadar ısrar etse de ellerindeki bıçaklarını vermemekte kararlıydılar. Tüm bu uğraşın ardından artık karşılarında kızlar değil, kişi başı 40'a yakın albay vardı. Yenilgiyi kabul edip savaşamayacaklarını anlayıp teslim oldular. Onların ceza kesmelerini beklerken onlar hala hoşgörülü ve nezaketli olmaya devam ediyorlardı. Her şeye rağmen yemekleri, temiz çarşafları ve kıyafetleri hazırdı. Onları misafir olarak kabul etmişlerdi. Fakat ülkede rahatça gezebilmek için diğer kadınlarla, çocuklarla tanışabilmek için onlara güven vermeleri gerekiyordu. Sonuçta onlar hala üç erkekti. Dillerini öğrenip yeterli güveni verince artık yanlarında albaylar yerine kendilerine ait öğretmenleriyle rahatça ülkeyi gezip diğer kadınlarla tanışma fırsatı yakalayacaklardı. Asla karşılaşmamalarına rağmen Terry hala ülkede erkeklerin olduğunu savunuyordu. Bunun sebebinin ise kadınların kadın başlarına bu kadar gelişebileceklerini düşünmüyordu. Her ne kadar bu ülkenin çok gizemli ve heyecan verici bir izlenimi olsa da erkekler olmadan bu heyecanın var olamayacağını belirtmişti. Terry ardından Van'ın öğretmeni olan Somel'e dönüp anlık bir cesaret ile "Bu ülkede hiç erkek yok mu?" diye soru verdi. Somel'den "Erkek yani sizin gibi mi?" cevabını aldı ardından. Bu ülkede 2000 yıldır erkek olmadığını duydu. Kadınların hepsi anneydi. Fakat baba yoktu. Üç Amerikalı buna inanmakta zorluk çekmesine rağmen... Çünkü iki ayrı cinsin olması gerektiği öğretilmişti onlara. Fakat bu kadınlarınki bakire doğumdu. Her şey bu soruyla başladı. Açık açık konuşabilme fırsatı, kadınlar onlardan ülkelerini ve dünyanın geri kalanını öğrenmelik istediler. Çünkü yalnızca kendi ülkelerini biliyorlardı. Bu ülkedeki erkeklerin varlığının var olup olmadığı konularından başlamışlardı. Birbirlerini tanımaya tabii ki erkekler de vardı. Eskiden ülke denize doğrudan kıyıları olan geniş bir ülkeymiş. Gemiler, ticaret, ordular ve kral var. O zamanlar çift cinsiyetli bir ırkmış. Yaşanan talihsiz savaşlarla kırılmışlar. Ve erkeklerin çoğu savaşta ölmüş. Küçülen nüfusla birlikte kıyıdan uzaklaşıp daha iç dağlık bölgelere yerleşmişler. Ve orayı savunmaya çalışmışlar. Bu ülke o zamanlarda yaşayan diğer topluluklar gibi köle kullanırlardı. Ve savaştan geriye çoğunluklu köleler kalmıştı. Savaş yetmezmiş gibi Van'ın tabiriyle takdir ilahi bir volkanik patlama meydana geldi. Ve bu patlama kıyı geçitlerini tamamen kapatıp daha sınırlı bir haline getirmişti orayı. Yani kadınlar ülkesini. Köleler geride kalan az sayıda erkek çocuk ve sahipleri hatta yaşlı kadın ve anneleri öldürmüş. Geriye kendilerine ayırdıkları genç kızları bırakmıştı. Ardından ülkenin geri kalanına hakimiyet kurmaya başladılar. Fakat düşünmedikleri bir şey vardı. Genç kadınlar boyun eğmeyerek hakimiyet kurmaya başladı. Genç kadınlar boyun eğmeyerek sayıları az olan köleleri katlettiler. Yaklaşık 2000 yıl önce bu olay sonrasında genç kadınlar umutsuzluğa düşse de tekrar ayağa kalkmayı başardılar. Umutsuzluğun içindeki kaderi değiştirecek bir olaya inandılar. Ve hemen işe koyulup ölüleri gömüp topraklarını sürüp birbirlerine baktılar. Fakat 13. yüzyılın başlarında büyükbaş hayvandan vazgeçme sebepleri gibi ölü gömme geleneğini de bir kenara bırakmışlardı. Hatta onların hala insanlarını gömdüklerini duyunca şaşırmış ve sebeplerini sormuşlardı. Bedenin yeniden doğduğuna inandıklarını söylemelerine rağmen cevabı beğenmediler. Ve tanrıların bir insanı yeniden yaratacağını, çürümüş bedeni yerine küllerini kullanırken zorlanıyor mu diye dalga geçtiler üstüne. Bu kadınlar rahatsız edici derecede mantıklıydı aslında. Ve soru sorarkenki zarafetleri de muazzamdı. Öyle ki duymak istedikleri cevapları bu zarafetin etkisiyle birleştirerek söylenmek istemeyen cevapları bile söyletiyorlardı. Şimdi de bu ülkede sadece kadınların yaşadığını ve erkeklerin 2000 yıl önce savaşta öldüğünü biliyoruz. Fakat erkek olmayan bir toplumda tek cins nasıl olur da binlerce yıldır sayılarını arttırarak yaşamlarına devam eder? Hiç düşündünüz mü bu soruyu? Bunun aslında bir mucizeye bağlandığını görüyoruz.
Charlotte böyle bağlamış. Tabii ki felaketten sonra iki erkek çocuk doğmuş fakat ölmüşler. 5-10 yıl sonra da kadınlar birlikte çalışıp güçlenmiş, bilgelenmiş ve birbirlerine daha çok bağlanmışlar. Derken aniden bir mucize olmuş ve genç kadınlardan biri hamile kalmış. Herkes bir erkek olduğunu düşünmüş fakat ortaya çıkan bu mucizeyi Tanrı'nın bir hediyesi olarak kabul ederek anneliğin tanrıçası olan bu genç kızı Maia Tapınağı'na götürüp gözetim altında tutmuşlar. Bu tanrıça yıllar içinde her seferinde 5 çocuk doğurmuş ve hepsi geleceğin anneleri olmuştu. İlerleyen zamanda ülkede erkekleri hatırlayan yaşlılar ölünce geriye 155 döllenmesiz doğan kadın kalmış ve böylece yeni bir ırk oluşmuş. Bizim varlığımızı nasıl olur da unuturlar? Terry'nin sözleriyle kadınlar bir arada yaşayamaz ki. Kıskançtır. Atışır dururlar. Sebepsiz yere. İyi oldu. Biz kıskançlık nedir bilmeyiz. Siz olmadan korkacağımız bir şey de kalmadı. Var olmanız baştan bir hataydı demek ki. İşte kadınlar ülkesinin başlangıcı bu şekilde oldu. Tek bir anneden gelen koca bir ülke. Artık kral yoktu. Kraliçe rahibe anneleri vardı. Erkeklerin koruyucu, gözetici olduğu gelenek yok olup gitmişti. Bu cesur bakirelerin korunmaya ihtiyacı yoktu. Terry sonunda erkeklerin olmadığını kabul etmişti fakat bu durumun rekabeti ortadan kaldırdığını belirtti. Ona göre erkek yoksa rekabet de yoktu. Bu yüzden kadınlar kadınsı bile değildi. Fakat Terry'nin yanıldığı nokta buydu. Onlar bir birlik içindeydi. Kız kardeşlerdi hepsi. Ve her kız en önemli görevlerinin bilinciyle büyütülmüş ve sadece eğitimle gelişebileceklerinin bilincinde olmalarının yanı sıra annenin yön verme gücüne de inançları sonsuzmuş. Eskiden eski Yunan'daki inanç sistemine benziyordu bu. Birçok tanrı ve tanrıça varmış fakat savaş ve talan tanrılara olan inançlarını yitirmelerine sebep olmuş. Derken tamamen anne tanrıçalara odaklanmayı seçmişler. Zekaları geliştikçe inançları da yerini bir tür anaerkil panteizme bırakmış. Kendini geliştiren ve sürekli çoğalan bu toplumun öngöremediği bir şey vardı, nüfus artışı. Bu durum onları ülkede yaşamaya yer kalmayacak korkusuyla yüz yüze bıraktı. Ayrıca gelişmiş olan bu yaşama standartları da düşmesine sebebiyet veriyordu. Ve doğumları kontrol altına almaya karar verdiler. Çözüm yolu olarak gebe kalmadan önce vücutlarını saran heyecan duygusunu, arzusunu bastırmayı öğrenerek bir düzen bulmuşlardı adeta. Annelik bu kadar yüce bir duyguyken onlar için çocuk sahibi olmamayı Van üzücü bulsa da onlar için annelik bir birlik olduğu için ülkede olan çocukların hepsinin çocuğuydu. Sadece birinin değil. Bizim çocuklarımız diye benimsiyorlardı. Ve bir kadının kendi çocuğuna verdiği değer ile toplumda yaşayan bir başka kadının çocuğuna verdiği değer aynıydı. Bunu sayfa 103'te Somel anlatıyor. Özür dilerim. Yani sonuç olarak bir kadın anne olmaya karar verdiğinde çocuk özleminin içinde büyümesine izin veriyor. Mucize böyle gerçekleşiyordu. Anne olmak istemediğinde ise bu düşüncesini aklından çıkarıyordu. Kalbindeki açlığı başka bebeklerle besliyordu. Dünyadaki hiçbir çocuk, kadınlar ülkesindeki çocuklar kadar tapılmamıştır. Bu kadınlar isim ve soyisim konularında da yine alışılmışın dışında olarak isimleri yaşları ilerledikçe hak ettikleri şekilde alıyorlardı. Burada örnek verecek olursak sayfa 110'da Modin söylemiş olduğu şeye dikkatlice bakmalıyız. Ülke annelerine Mera, yani düşünür derler. Zaman geçtikçe başına Dumera eklendi. Yani bilge düşünür oldu. Daha sonra ise o Dumera, yani yüce bilge düşünür olarak bu ismi hak etti. Soy isim konularında ise tek bir anneden geldikleri için soyları da bir. Bundan dolayı soy isim kullanmıyorlar. Ama soy ağaçlarını çok dikkatli bir şekilde işliyorlar. Kim kimin çocuğu belli. Bunu çok iyi biliyorlar. Ayrıca kendilerine ait imzaları da var. Bunu sanat alanında bakarsak kime minnet duymaları gerektiğini bilmek için her yapının altına imzalarını atıyorlar. Onlarda sanatta bile birlik var. Bitmiş ürün yalnızca birinin eseri değil, herkesin eseridir. Peki, herkes aynı soydan geliyorsa, ayrı cins çiftleştirme olmamasına rağmen bu kadar çeşitliliğin olması ve her kızın birbirine benzemiyor oluşu bu üç erkeğin dikkatlerini çekmişti. Nasıl olur da benzemez? Acaba? Bu soruya yanıt olarak
farklılıkların bile eğitim yöntemleriyle ve mutasyon kanunlarıyla açıklamışlardı bunu. Burada itaatkar bir tek düzelik bulacaklarını sanmalarına rağmen onlarınkinden ileride cüretkar bir sosyal yaratıcılık ile onlarınkiyle aynı düzeyde mekanik ve bilimsel gelişmeyle karşılaşmışlardı. Ayrıca boş insanlarla karşılaşacaklarını sanmışken kendilerininkiyle kıyaslayınca onların milletinin birbirleriyle kavga eden küçük aptal çocuklara benzediği sosyal bilincini görmüşlerdir. Oteri'nin arzuladığı kıskançlıkları bulacaklarını sanırken hudutsuz bir kız kardeş sevgisiyle kendilerinde karşılık bulamadıkları tarafsız bir zeka ile karşılaşmışlardır. Sağlık konusundan da bunu ele alacak olursak hastalık bulacaklarını sanmışlar. Fakat kaliteli bir sağlık, kuvvet seviyesi ve soğukkanlı bir mizaçla karşılaşmışlardır burada. Bütün bunları görünce Terry de kabullenmek zorunda kalmıştı kadınların bu muhteşem düzenini. Tüm bu bilgi aktarımının ardından nihayet diğer genç kızlarla tanışma vakitleri gelmişti. İçlerindeki büyük heyecanla birlikte kızlara katabilecekleri çok şey vardı. Onlarla buluşmalarının ardından sözleri, kadınlar ülkesinde ilk gün karşılaşıp flört ettikleri Celis, Alima ve Elador'u arıyordu. Jeff, Celis ile muazzam saygıyla, Terry ve Alima sürekli ayrılıp barışarak, toksik bir ilişki içinde, Van ve Elador arkadaşça bir sevgiyle günlerini geçiriyorlardı. Bu üç farklı ilişkinin ilerleyişi bizlere ilişkilerin üç farklı evrelerini göstermiş oluyordu. Sürekli ayrılıp barışan Terry ve Jeff, Terry ve Alima, toksit ilişkiyi, dostça ilerleyen masumane bir ilişkiyi Van'dan ve kusursuz saygı ve sevgiyle ilerleyen gerçek aşkı ise Jeff'ten görüyorduk. Farklı dünyaların insanlarıyız. İşte burada da devreye giriyor bu. Aşkın yolu engebelidir. Bu farklı iki dünya ilişkilerini etkilese de, çünkü evlilik ve cinsellik konuları onlar için bilinmezdi. Bu durum aralarındaki sorunlara yol açıyordu. Onlar cinselliği bildikleri en saf, en kişisel duygu olan arkadaşlığa ve ebeveynliğe yormuşlardı. Doğdukları andan itibaren barış, güzellik, düzen, emniyet, sevgi, bilgelik, adalet, sabır ve bolluk içinde yaşayan çocuklar, bizim kültürümüzdeki çocuklara gösterdiğimiz o küstah kalabalığa hiçbir zaman maruz kalmamışlardı. Öğrendikleri her şey bağlantılıydı. Hem birbiriyle hem de ulusal refahla. Ayrıca bizim yaşamımızdaki iki farklı, yani kadın döngüsünü ve erkeğin döngüsü varken onlarda tek bir döngü vardır. Bunu örneklendirmek gerekirse erkeğin döngüsü gelişim, mücadele, fethi, aile kurmak veya kazanç elde etmek, kadının döngüsü ise kocasının mümkün kıldığı emniyet, aile hayatının ikincil faaliyetleri ve mümkün olduğunca sosyal hayırsever davranışlar sergilemekti. Bunu duyan kadınlar tabii ki şaşkınlıklarını gizleyemediler. Biraz da çocuklardan bahsedelim. Onların eğitim alanlarından, burada hiç ağlayan çocuğa rastlamamışlardı. Yere düşen çocuklar hariç tabii ki. Çocuklara da tüm kadınlar aynı şefkatle çoktan koşmuşlardı zaten. Çocukların bu kadar özenle yetiştirilmesi dikkatlerini çekmişti bu üçünün. Bu çocuklar bütün ülkeyi bilimleri adına ülkenin her yerine geziler düzenliyordu. Her şey onlarındı ve öğrenilmeyi hak ediyorlardı. Sevilmeyi hak ediyorlardı, hizmet edilmeyi bekliyorlardı. Bu gençleri bu kadar dinç, neşeli, hevesli, hayata duydukları sonsuz açlığı gördükçe sahip oldukları fikirler sarsılıyordu. Kadınlar ülkesi anneleri çocukları bir birey olarak görür. Çocukların bedeni gibi zihinlerini de beslemeye, uyarmaya ve geliştirmeye çalışırlar. Her çocuğu kabul edebileceğini miktarda ve çeşitte bilgi sunarlar. Onlara göre iki bilgi türü vardır. Ortak ve öznel bilgi. Çocukların zihnine hiç zaman kaybetmeden genel bilgilerle doldururlar. Ve hiç çaba sarf etmezler bunun için. Özel bilgi ise herkese açıktır ve isteyen alır. Asil bir hayat sürmek için ise yargısız düşünmeyi ve güçlü bir iradeye sahip olmaları gerektiğini, bunları kullanabilme yeteneğini aşılarlar. Okul diye bir çatı yok. Çünkü her yer okul onlar için.
Etraflarındaki her şey eğitimin bir parçasıydı. Çocukları iyi oyunlar kurarak eğitirlerdi. Bu oyunlar üzerine yıllarca düşünülmüş ve özenle seçilmiş oyunlardı. Bizim o çocukları eğlendirme eziyeti dediğimiz, yaramaz olarak adlandırdığımız çocuklara karşı onlar birçok öğretmenle dolu büyüleyici materyaller ve öğrenme şansıyla çocuklara büyük saygı duyuluyordu. Sevilmenin ve anlaşılmanın huzuruyla doluyordu. Sevilmenin ve anlaşılmanın huzuruyla dolduruyordu. Ritüelleri ise muhteşem grup gösterileriydi. Bu ritüellerde ritim, dans ve müziğin çınladığı gösterilerden oluşuyordu. Sonsuz yaşam hakkında ise düşünceleri tamamen farklıydı. Onlara bu sonsuz hayatın güzelliklerinden bahsederken, Van, buna hep Tanrı'nın yanında olma, huzur, güzellik, rahatlık ve sevgi için olması gerektiğini vurgular. Fakat unuttuğu bir şey vardı. Bu kadınların kurduğu düzen zaten bunun içinde, onlar için cennet zaten ülkeleriydi. Peki her şeyde bu kadın mükemmel bir gelişim, özveri gösteren, kadınlar için evlilik neydi? Herhangi düğün törenleri yoktu. Zaten gerek yoktu da. O ana kadar ama artık flörtleri ilerlemiş olan bu çiftlere, yani Van ve Elador, Terry ve Alima ve Jeffrey Jellis için evlilik konuları ısrarla gündeme getiriliyordu. Buna çözüm olarak Mini sessiz bir tören yapmak istediler. Dediğimiz gibi farklı dünyaların insanlarıydılar. Ve her türlü anlaşmazlıkları hesaba katmadan bu birlikteliğe adım atıyorlardı. İlk sorun yine ataerkil düşünce değişikliğinden kaynaklı soyadı konusuydu. Terry karısına kendi soyadını verebileceğini söylerken kızların karı kelimesini hiç bilmeden bunları açıklamalarını istedi. Terry bir erkeğe ait olan kadın şeklinde açıkladı bunu. Jeff araya girip koca kelimesinin de kadına ait olduğunu belirtti. Soy isimleri onlara yabancıydı. Erkekler ne kadar ısrar etse de, kadınlar erkeklerin her istediklerini büyük hoşgörü ve nezaketle yerine getirmeye çalışsa da bu aitlik onlara kötü gelip bunu bile saygı çerçevesinde reddetmişlerdi. Onları onlar oldukları için seviyorlardı, bir şey katmalarına ihtiyaç olmadan. Evlilik güzel, kalabalık bir törenle gerçekleşmişti. Çok kutsal bir törendi. Kadınlar için yeni umutlar, başka ülkelerle kurulan yeni bağlar ve babalık kavramı çok değerliydi. Tabii. Babalıktan konu açıldığında Terry, bu kadınların çocuklardan başka bir şey bilmediği hakkında çıkıştı. Onu sakinleştirmek isterken Jeff, Van'a karşı da aynı tutumla bu üç ayrı evlilik yaptıklarından ve ona karışmamaları gerektiği yönünde söylenip durdu. Törende öğretmenleri Somel, Zava ve Muaddin'le de vardı tabii ki. Somel'e göre bu yeni dönemin doğuşu olan evlilik, yalnızca babalığı, çifte ebeveynliği, hayat vermedeki mucizevi birlikteliği değil, aynı zamanda erkek kardeşi de sunuyordu onlara. Bu kutsal evlilikte bir zaman sonra erkeklerin kadınlara kendi kültürün aşılamış olduğu şekilde yaklaşması, fakat bu eril geleneği hiç bilmeyen kadınlar, ülkesi kadınları arasındaki farklılık sorunu gündeme gelmeye başlamıştı. Bunun sonunda kavgalar öngörülebiliyordu ve öyle de oldu. Jeff bu sorunlar karşısında tüm sakinliğini koruyup Jellis ile güçlü bir şekilde ilişkilerine devam ediyordu. Terry'ye göre bu sorunlar ağır gelmişti. Çünkü sinirleniyordu sürekli. Sürekli kavga ediyorlardı. Sence? Evet, öyle. Van ise ikisinin ortasında aklıyla hareket edici bir bireydi. Sorunların başını aidiyet hissi oluşturuyordu. Çiftlerin kendilerine ait yuvaları yoktu. Erkeklerin kendilerine ait odaları vardı, fakat eşleriyle bir değildi. Yalnızca yemek sırasında veya iş alanlarında, yani orman, buralarda baş başa kalabiliyorlardı. Bu durum erkeklerin alışmış evlilik düşüncelerinden haliyle farklıydı. Aslında özetle buldukları şey aradıkları şeyden epey uzaktı. Terry'nin buradaki kadınlar hakkında, hatta tüm kadınlar hakkındaki hükmedilmekten hoşlanmaları teorisi hiç değişmemişti. Bu düşünceyi davranışa dökme rezaletini gösterdi ve Alima'ya hükmetmeye kalkıştı. Bununla beraber tüm kadınlar müdahale etti ve saldırı sonucu Terry yine anesteziyle uyutulup ancak o şekilde sakinleştirildi. Çok öfkeliydi. Yüce Anne'nin olduğu mahkeme kuruldu.
ve bu saldırının babalık duygusunun kötü etkileyecek kararına varıldı. Terry hakaretlerine devam etti. Oradaki kadınlar ona göre cinsiyetsiz, cazibesiz, kansız, hatta öldürülebilecek düzeydelerdi. Bu öfkesine rağmen kadınlar hala kayıtsız kalmayı başaracak kadar sakindiler. Karar artık belliydi. Terry'nin eve dönmesi gerekliydi. Arkadaşları onu yalnız bırakmayacaktı. Zaten bu kadar uzun süre kalmayı planlamamışlardı. Bu dönüş 3 kişilik olacaktı. Terry gitmesi gerektiği için Van ulaşım yollarındaki 2 kişi gitmelerinin daha güvenli olduğu için ve Elador Van'ı bırakmak istemediği için. Jeff'in dönme arzusu pek yoktu. Sonuçta kim ister buradaki düzenin, güzelliğin içinden çıkıp tekrar o gürültüye, pisliğe, suça, ahlaksızlığa, hastalığa ve yozlaşmaya dönmeyi? Terry ister. Terry dayak istiyor bence, boş ver ona. Van Elador'a kendi kötü düzenleri hakkında her şeyi anlatmış olmasına rağmen Elador fikrinden vazgeçmemişti. Sevgisi için her şeyi göze almıştı. Gerçek sevgi de bunu gerektirmez miydi zaten? Tüm bu sorunların ardından Celis tarif edilmez mutluluk ve gururla anne olacağın haberini duyurdu. Yeni annelik dedikleri şey artık başlamıştı onlar için. Bin yıllar sonra. Herkes Celis adına çok sevinmiş, saygı göstermişlerdi. Bu annelik hepsi adına onur vericiydi. Terry, Elador ve Van'ın gidecekleri günler yaklaşırken yeniden bir kurul toplanmıştı. Tüm kadınlar oradaydı ve bu zeki kadınlar topladıkları bilgilerle iki ülkenin farklarını ortaya koyuyorlardı. Erkeklerin dünyasında bulaşıcı hastalıklar, cehalet, ön yargı ve azgın duygular olduğu çıkarımını yapmışlardı. Maalesef ki doğruydu. Bu sorunlara karşılık ülkelerinin yerlerinin gizli kalmalarını istediler. Haklılardı da. Terry, Van ve Elador'un ülkelerine geri dönmesini de tek bu şarta bağlayıp söz vermelerini istediler. Van bu isteklerini reddedemezdi. Çünkü yaşadığı ülkenin ve problemlerin farkındaydı. Bu farkındalıkla söz verdi. Asıl sorun Terry'ydi. Hiç akıllanmadan ve ülkesine döner dönmez kadınlar ülkesine bir baskın yapma hayaliyle kaptırdı kendini. Karşısında ondan daha zeki, güçlü kadınların olduğunu unutarak ve ardından kadınların daima tutsak olması gerektiğini düşündüler. Terry için anestezi yolunda başvurabilirler diye fikir sundu. Muadine, Elador artık söz verir diye ekledi ve böylece bu anlaşmanın sonunda bu yolculuk bitmiş, kadınlar ülkesinden ayrılıklar başlamıştı. Bizim kitabı özetleyeceğimiz kısım onların öve dönüşleriyle bitti. Şimdi bu kitabın bize vermek istediği mesajların detaylarına bakalım. İsterseniz ara verelim, orayı ayrı bir bölüm yapalım, nasıl isterseniz. Tabii ilk bölüme sonuçtan detay ayrı olsun. İkinci bölüme geçiyoruz. Kaç dakikada istiyorsunuz? 10-15. 10-15 dakika. 15 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi dinlenmeler.